Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşırın. İkonova'da yaşam başlıyor. Merhaba, Dahası Var başladı. Bu hafta Dahası Var'da bir değişiklik yapıyoruz. Nasıl bir değişiklik? Biliyorsunuz her hafta aslında bir sektör belirliyoruz. Sektörün lider markalarından birini kendi liderinin ağzından hikayesiyle dinlemiş oluyoruz. İstiyoruz ki bir feyiz versin. İzleyiciler açısından da dönüm noktaları veya karar süreçleri ilgilerini çeksin ve keyifli bir program olsun. Fakat bu hafta ilk defa bir sektörü incelemek istiyoruz. Sektörümüz alışveriş merkezleri. Neden bunu işlemek istedik? Çünkü alışveriş merkezleri en hızlı büyüyen sektör. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak da tabii ki lider bir birlik var. Bu birlikte Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü ise bu hafta konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Dediğimiz gibi bizim için de çok ilginç bir şey bu. Ama bu hafta hani o kadar hızlı büyüyor ki ve bütün krizlere rağmen ciro endekslerine de baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bu hafta bunu incelemek istedik. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi baktığınız zaman aslında ciddi krizlerden de geçiyorsunuz. Hani geçmişinden bugüne kadar sürekli yukarı bir ivme çizmiş olan sektörde geçen sene ve bu sene özellikle ciddi krizler var. Direkt insanlar onunla ilgilendiği için öyle başlamak istiyorum. Bir kere hendek operasyonları vardı. Yine iki tane ciddi bir seçim geçirdi Türkiye. Şehirlerde çeşitli eylemler oldu. Dolayısıyla hani baktığınız zaman arka arkaya sayılabilecek birçok kriz var. Bu durumlarda bir yönetim kurulları bir araya geldiğinde hem alışveriş merkezlerinin her birinde, her markada ya da AYD'de ne konuşulur? Yani işin doğrusu hakikaten çok problemli bir bölgede Türkiye. Bu da tabii ekonomimize çok direkt olarak yansıyor. Ama öbür tarafta bu perakende sektörü Türkiye için yeni yeni gelişmeye başladığı için çok eski bir şey de yok. Türkiye'deki büyümesi çok hızlı bir şekilde de devam ediyor. Hakikaten şaşırtıcı. Yani son 10 senede bir tek bu Temmuz ayında kalkışmanın olduğu ayda ciroda bir düşüş görüldü. Diğerlerinde hep bir yükseliş var. Büyümeye doğru devam ediyor. Tabii alışveriş merkezleri Türkiye'de çok yepyeni bir olgu. Yeni yeni insanlar öğreniyorlar alışveriş merkezine gidip orada sosyalleşmeyi, orada vakit geçirmeyi. Ama hızlı adapte oluyoruz evet, bu arada. Evet, tabii yani bir 3 sene içerisinde bir alışveriş merkezi kurulduğu zaman insanların ayağı alışıyor. Yeni bir şehre gittiğiniz zaman. Tabii. Bu bir süreç ve yukarıya doğru trendi devam ediyor gözüküyor şu anda da. Dünyada çok çeşitli veriler var. Bu krizlerden başka örneklere de geçmek istiyorum. Ne yapıldığını insanlar merak ediyor diye. Fakat esas bütün genel verilere baktığımızda ICSC, sizin bağlı olduğunuz Avrupa Alışveriş Merkezleri Konseyi, onun da verilerinde var. Hani bütün dünyaya bakıldığı zaman Türkiye aslında çok spekülasyon yaratılıyor. Yani doygunluk oranı çok yüksek. İşte herkes Büyükdere Caddesi'ni görüyor. İstanbul'da ne kadar çok AVM var diyor ama aslında doygunluk oranı en düşük olan en sondaki 6 ülkeden biri, 6. Dolayısıyla bu çok şaşırtıcı baktığımız zaman. Evet. Çünkü hala AVM'si olmayan iller var. Şimdi onlardan talepler nasıl geliyor ve siz bu doygunluk oranı kısmını nasıl, iletişimini nasıl kuruyorsunuz? Bir, ikincisi ne düşünüyorsunuz? Evet, yani hakikaten endeks olarak şunu alıyor ICSC. Diyor ki her 1000 kişiye kaç metrekare alışveriş merkezi düşüyor, kiralanabilir alanı hesaplayarak. Bu Avrupa'da, ki bu Avrupa ortalamasının içinde Romanya, Bulgaristan gibi bize göre daha az gelişmiş ülkeler de var. 220 ile 240 metrekare arasında her 1000 kişiye düşen. Türkiye'de ise bu oran yeni yeni 140 metrekare oldu. Olmayan, dediğiniz gibi, alışveriş merkezinin olmadığı iller de var.
Yozgat diye ben bir tane hatırlıyorum mesela, doğru mu tam bilmiyorum. Evet, mesela Çorum var, yeni açılacak, şu çok yakın bir süre içerisinde açılacak. Ne yazık ki Güneydoğu'da çok var alışveriş merkezinin olmadığı. Bu bir yandan da sosyalleşme için de çok çok önemli. Oranın halkı için de çok çok önemli alışveriş merkezleri. Bize talepler tabii öncelikli, alışveriş merkezi yatırımcıları bu konunun üzerinde kendileri de çalışıyorlar. Doygunluk oranlarının yüksek olduğu şehirler de var mesela. Bunlardan bir tanesi Bursa, bir tanesi Denizli, bir tanesi Ankara. Mesela ben, bana gelip sordukları zaman buralarda alışveriş merkezi açılmaması gerektiğini düşündüğümü çok net bir şekilde ifade edebiliyorum. Ama diğer illeri alışveriş merkezi yatırımcıları da çok yakından takip ediyorlar. Şöyle bir gerçek var tabii. Alışveriş merkezi kültürü, evet, ilk önce Bayraktar tarafından açıldı. İlk alışveriş merkezi. Galeria. Evet, Galeria. Fame City'den hatırlıyorum. Evet. İlk şarkıcılık deneyimlerini insanlar orada yaşadılar diye. Hani keyifli bir şeydi. İlk orası açıldı. Ondan sonra hızlı bir şekilde yabancı yatırımcı çok girdi Türkiye'ye. Bakın bugün 50 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu artık biraz daha da yükselmiştir tahmin ediyorum. Bunun 3'te 1'i yabancı yatırımcı ve ilk girişi yapan da yabancı yatırımcılar oldu. Ama şu anda yavaş yavaş bu denge Türk yatırımcılarının lehine bozuluyor. Yani Türk yatırımcılar daha fazla yapmaya başladılar ki şu anda işte yaklaşık %70 pazarın bu Türk yatırımcıları tarafından domine ediliyor. Karlı olduğunun anlaşılması mı demek? Hem karlı yabancı olduğunu, yatırımın biraz da kendini hani tedbir alarak çekmesi mi demek? Yani gerçekçi olmak gerekirse tabii ki bunun da bir etkisi olmuştur. Yabancı yatırımcı son yaşanan olaylardan sonra, işte Suriye'deki, Irak'ta yaşanan şeylerden sonra birazcık daha tereddütlü bakıyor Türkiye'ye, ama öbür taraftan da Türk yatırımcı bu işte karlılığı hissediyor. Bir de büyüyebilecekleri, gelişebilecekleri yerler Anadolu'daki şehirler. Anadolu'daki şehirlere yatırımı Türk yatırımcı daha rahat yapıyor. Yani yabancılar da çok yapıyor. Birçok Anadolu şehrinde yabancıların, benim de mensup olduğum şirketin yatırımları var. Ama nihayetinde Türkler için o kararı vermek daha kolay. Şimdi gelelim, söz biraz biraz işte güvenliğe, sınır ötesi operasyonlara hep geliyor. Biraz önce de hendek dedik. Şimdi Güneydoğu'da belirli yatırımlar yapıldı. Fakat geçen sene o çok kaynayan, kazanın çok çok kaynadığı, operasyonların en şiddetli olduğu dönemlerde bazı AVM'ler akşamdan sabaha kapatıldı. Birkaç gün kapalı kaldı, tekrar açıldı. Bu gibi durumlar çok yaşanıyor. Hani kriz, aslında Türkiye'de güvenlik krizlerinin yaşandığı dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bir risk yönetimi yapılması gerekiyor. Bunlar AVM'lerin yönetimleri tarafından nasıl yapılır? Biraz içeriden bilgi almak istiyorum. Evet. Yani oturup sabahleyin bir dakika, şöyle bir olay oluyor, dolayısıyla güvenliğimizde bir zafiyet oluşmaması açısından kapatalım mı deniyor, yoksa kapatın mı deniyor? Yani ne oluyor aslında? İşin doğrusu şu, alışveriş merkezlerinin hiçbirisi bu tip olaylar karşısında kapatmayı arzu etmez. Yani zaten terörün ana amacı insanları normal hayatından alıkoymak, saptırmak. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde hükümet yetkililerinden bize bir talimat gelmediği takdirde alışveriş merkezleri açık tutmaya gayret ederiz. Bakın bu kalkışmanın olduğu gece dahi saat gece yarısı 3'te 4'te artık sabah kendi aramızda konuştuk. Yani sadece kendi şirketlerimizle ilgili değil, bütün şirketlerle olabildiği kadar alışveriş merkezlerini açmaya gayret edelim dedik. Tabii yabancılar belli bir nokta, yabancı yatırımcılar belli bir noktada uzakta oldukları için bu kararı verirken birazcık daha zorlanıyorlar, ama nihayetinde hemen hemen önemli bir bölümü açıldı. Sadece meclisin yakınlarında bir tane alışveriş merkezi birazcık daha geç açtı Ankara'da. Evet. Diğerleri büyük bir bölümü açtı. İçerideki perakendeciler de aynı şekilde. Yani bizde Türk toplumunda hakikaten bir ciddi bir direnç var bu tip olaylara karşı. Bir karşı koyma arzusu var. Bir anda birleşme. Perakendeciler de olabildiği kadar açmaya çalıştılar. Bir iki perakendeci açmamıştır. Onlar da karar veremedikleri için ertesi gün onlar da açtı. Yani çok ilginç. 15 Temmuz'un ertesi günü 16'sında işler %70 düştü. Alışveriş merkezlerine girişler %70 düştü. Fakat bir sonraki gün, pazar günü, bu düşüş %35'e geriledi. Ondan sonra %15'e geriledi pazartesi. O haftayı biz %10'la %8, %10 arasında kapattık. Sonra her şey normale döndü. Artık Türkiye'deki insanlar da
normal hayata bir an evvel geri dönmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de bunun bir parçasıyız. Bir an evvel bu tip olaylar olduğu zaman açık olmaya gayret ediyoruz. Ama tabii çok beklenmeyen, çok istenmeyen şeyler olduğunda devletin veya emniyetin bizlere ya bunu böyle yapmazsanız güvenlik iyi olur açısından. Güvenlik açısından dediği zaman da kapatmak zorunda oluyoruz ki bu yani toplasanız senede yani geçen sene ki çok hareketli bir dönemde ya bir kere olmuştur ya iki kere o da bir iki alışveriş merkezinde onda olmuştur. Onda da açık gönüllülükle aslında medyaya cevap veriyorsunuz. %70'lerde 60'larda azalma oldu hafta sonu ve iki haftadır böyle %40'da yiyecek içecekte veya tam tersi. Bir şekilde bir bilgi veriyorsunuz. O çok güzel bir iletişim yöntemi. Evet. Sorunun cevabını alabilmek. Şimdi bundan yaklaşık bir 2-3 sene önce gittiğimiz zaman bunlar da açıklıkla yine konuşalım istiyorum. Alışveriş merkezleri bir şekilde çok eleştirildi. Yani lokasyonları açısından, içerikleri açısından birbirlerine yakınlıkları, çeşitliliklerinin birbirinin benzeri olması açısından çok eleştirildi. Özellikle lokasyon. Fakat çok iyi iletişim kurulmadığı için olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sonra gördük ki verileri, sizin daha sık bilgilendirme yapmanız, sizin başkanlığınız döneminde de arttı. Daha çok veri bizimle paylaştığınız zaman şunu gördük. Özellikle devlete katkısı açısından, topluma da katkısı açısından alışveriş merkezleri niye büyüdüğünü anladık. Çok çekici. Bir, ikincisi de hani büyük katkısı var. 2014-2015 verilerine baktığınız zaman otomotiv sektöründen daha çok vergi veriyorsunuz. 2017'ye girerken hani bir değerlendirme yaptığınızda bir düşüş bekliyor musunuz? Bir artış bekliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim, bir kere alışveriş merkezleri yatırımları devam edecek. Yani başlandı ve şu anda 10,5 milyon metrekareden bahsediyoruz biz Türkiye'de. 2 sene içinde bu 12,5 milyon metrekareye çıkacak. Yaklaşık 370 AVM var ve herhalde 3 yılda 40 AVM daha olacak, evet, dediniz. Evet, yani onlar cüsseli büyük AVM'ler. Bu büyümeye devam edecek. Öbür tarafta içerideki yapılan ticaret de büyümeye devam ediyor ama tabii bunlar devam ederken perakendecilerin de zorluk çektiği başka alanlar var ne yazık ki. Onlar da çok gündeme geliyor. Ben alışveriş merkezi sektörünün aynı hızla devam edeceğini düşünüyorum. Bu bir arz talep meselesi. Ben de kişisel olarak çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki alışveriş merkezlerinin yerine cadde mağazacılığı daha güzel, daha hoş olacak. Ama Türkiye'deki şehirleşme ne yazık ki buna imkan tanımıyor. Bizim diğer Avrupa'daki, dünyanın diğer ülkelerindeki gibi meydanlarımız, insanların bir araya geldikleri, toplanıp sosyalleşebilecekleri yerler ne yazık ki Türkiye'de yok. Dev meydanlar. Yani değil mi? Esasında alışveriş merkezlerinin en büyük rakibinin cadde olması lazım. Cadde alışverişi olması lazım. Ne yazık ki bu istenilen düzeyde değil Türkiye'de. Öyle olunca da tabii hem perakendeci hem tüketici alternatif olarak alışveriş merkezlerine gidiyor. Dolayısıyla daha organize. Dolayısıyla hem daha organize hem yeni sisteme göre tamamen inşa edilmiş yerler. Bu bir ihtiyaçtan dolayı doğuyor esasında alışveriş merkezleri. Yani biz alışveriş merkezini sadece işte dört duvarı kapalı bir kutu halinde bir yer olarak adlandırmıyoruz. Bizim için caddede de mesela birçok yabancı ülkede, Avrupa'da alışveriş merkezleri cadde alışverişi konseptinde kurulmuş vaziyette. Tabii, Türkiye'de de çok Türkiye'de var. Türkiye'de de var böyle mimari yerler. Mimari açısından yani eleştirilmiyorsunuz, evet, artık. Çünkü çok alternatifli mimari alışveriş merkezleri var. Ve farklı yapılmış. Son derece modern, son derece güncel mimari konseptler uygulanarak alışveriş merkezleri yapılıyor Türkiye'de. Hı-hı. Esasında bu bir kazanç. Hı-hı. Ama tabii bir algı oluştu işte bilhassa Gezi döneminde, evet, alışveriş merkezleriyle ilgili, ama buna rağmen halkın ihtiyacı için bu alışveriş merkezleri kurulduğu için halk da tüketici de gitmeye devam ediyor, sosyalleşmeye devam ediyor. Yani bu bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Anlattıkça aslında önce medya, arkasından da kamuoyu tabii şekillenebiliyor bazı konularda. Yani hakkınız da yensin istemiyoruz tabii ki. Eleştiri varsa da mutlaka yapılsın ki siz tabii de ki açık birisiniz zaten. Evet. Hani bunda söylensin ki biz de hani bir kendimize daha da çeki düzen verelim diyorsunuz. Çünkü çok büyük yatırımlar. Evet. Şimdi bu kadar yatırıma rağmen mevzuatlar bu kadar hazır mı? Bir de ona bakalım arzu ederseniz. Diyorsunuz ki bazı konularda eleştirileriniz var. Ticari gayrimenkulün kiralama esaslarının konutla aynı eşdeğer tutulmasından rahatsızsınız. Ne olsun? Yani bu dünyanın her yerinde birçok gelişmiş ülkede ticari gayrimenkulle konut kiralamalarının
farklı kanunlarla yapıldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ne yazık ki Türkiye bu konuda geride. Öyle olunca birbiriyle çakışıyor. Çünkü konut kiralaması bireyin, devletin bireyi koruması çok çok doğal, çok çok normal. Orada kiralayan tarafında hareket ediliyor. Ama öbür tarafta ticari kiralama iki ticaret adamının, basiretli ticaret adamının kendi aralarında yaptıkları bir kontrat var. Ve bu kontratta herhangi birinin kullanmasına gerek yok. Yani hem kiralayanın hem kiraya verenin. Dolayısıyla burada, nasıl değişebilir? Yani burada tabii Adalet Bakanlığı'na iş düşüyor. Ticaret Bakanlığı'yla da biz görüşüyoruz bu konuyla ilgili. Bir yeni bir yasa yapılması lazım. Ticari gayrimenkulün kiralanması için. Bununla da ilgili biz bir çalışma yapıyoruz. Yurt dışındaki örnekleri de toparlayacağız. Bakanlığa sunacağız. Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde Adalet Bakanlığı tarafından bu yasanın çıkartılması lazım. Ne vadede olabileceğini düşünürsünüz çalıştığınız için üzerinde? 1 ila 3 sene arasında olur. Yani o kadar kolay olacak bir şey ama değil. Aslında çünkü senelerdir bu kanun bu şekliyle yürürlükte. Bazı değişiklikler, bazı düzenlemeler yapılıyor. Mesela yaklaşık 4-5 sene evvel ertelenen bir kanun var biliyorsunuz, borçlar kanunu. Evet. Orada çok ciddi çarpıklıklar vardı. Bu ticari gayrimenkulün kiralanmasıyla konutun arasındaki şeyde. Onları 8 seneliğine ertelemiştik ama 3-4 sene sonra yeniden gündeme geliyor. Dolayısıyla yeniden ertelemek yerine daha gerçekçi, makul bir şekilde çözmek ve bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak lazım. Bu arada AVM yönetmeliği çıktı. Evet. Ve burada da şimdi hep diyoruz ki daha öncesinde Sayın Sami Kario Birleşik Markalar Derneği Başkanı iken çok yeni ayrıldı. Bizim ilk programımızda konuk olmuştu. Ben de alışveriş merkezlerinden de tanıdığımız insanlar var ve hep diyorlar ki ya bu bizim birlikte habitatımız. Evet dedi Sami Bey, birlikte habitatımız. Dolayısıyla bizlere destek olmaları lazım perakendeciye dedi. Şimdi AVM yönetmeliği çalışılırken hep aynı gemidesiniz diyebiliyoruz. Evet. Fakat çatışmalar çıkıyor. Evet bazen. Diyorlar ki biz kazanma ailesindeyiz, siz kaptan köşkündesiniz. Öyle mi diyorlar? Perakendeci arkadaşları. Şimdi haklılar mı onu sorayım. Bir, ikincisi gerçekten özellikle kira indirimlerini çok kriz yaşanan bir ülkede hep talep ediyorlar. Burada bakış açınız ne? Onu sorayım. Haklı görüyor musunuz? Ya da asıl ben sizin medyayla paylaştığınız röportajlara da baktığım için farklı sorunların da yaşandığını söylüyorsunuz. Bu perakende ve AVM'nin karşılıklı gelişindeki çatışmaları bize bir özetler misiniz ve ne düşünüyorsunuz? Evet, yani tabii bizim özümüzde biliyorsunuz pazarlık yapmak çok yoğun bir şekilde var. Dolayısıyla perakendeci arkadaşlarımızın da var olan sözleşmelere rağmen pazarlık yapmalarını anlayışla karşılıyoruz. Yani bu hepimizin doğasında olan bir şey. Zaten var. Evet. Tabii ki perakende sektörü alışveriş merkezi yatırımlarından birazcık daha sermaye olarak, daha doğrusu tersini söyleyeyim, alışveriş merkezi yatırımcısı perakendeciden biraz daha sermaye olarak güçlü gözüküyor. Dolayısıyla attığı adımlarda birazcık daha sağlam duruşu var. Ama perakende sektöründe sermaye problemi de zaman zaman yaşanıyor. Karlılık ve hızlı büyüme istiyorlar. Tabii. Öyle olunca bir faiz sarmalına giriyorlar. O faiz sarmalı karlılıklarını düşürüyor. Öbür taraftan hakikaten şunu da çok haklılar. Çok ciddi gümrük vergileri geldi. Asgari ücrete çok ciddi bir zam geldi bu sene. Bu zaten karlılıkları düşük olan ve sermayesini banka kredileriyle destekleyen perakendeci için bir problem doğurdu. Yani bir problemin olmadığını söylemek haksızlık olur. Ama tabii bunu çözecek nokta sadece kiralardaki indirimler mi? Bence değil. Çünkü nihayetinde alışveriş merkezi yatırımcısı da ciddi yatırımlar yapıyor, ciddi taahhütlerde bulunuyor. Cebindeki parayla yapmıyor bunu. Euro üzerinden midir? Yani kimisi euro üzerinden, kimisi dolar üzerinden Yani Türk lirası olacağı çok zor tabii. Krediler genelde yabancı para birimleri üzerine. Çünkü büyük kredilerden bahsediyoruz burada. En küçüğü 35-40 milyon dolarlık veya euroluk rakamlardan bahsediyoruz. Bankalarda kur riskini taşımak istemiyorlar, gayet doğal. Yabancı yatırımcı yaptığı yatırımı da bir şekilde kur riskini almak istemiyor.
Öyle olunca da bizim alışveriş merkezlerinde işte kiraların %40'ı euro, %30'u dolar, %30'u da TL olarak dağılıyor. Yani daha çok bu TL kiralar alışveriş merkezlerinin borcunu ödedikten sonra dönülen yer veya eski alışveriş merkezleri. Tabii burada da tefe tüfe devreye giriyor. Evet. Tefe tüfeyi de biz dikkate aldığımız zaman son 10 senede hep lehine gelişiyor. Yani kur perakendecinin veya kiralayanın lehine gelişiyor. Neden? Dolar ve Euro'daki artışlar son bir seneyi şeyden çıkartıyorum tabii bu bir değerlendirmeden. Evet yani son bir senede çok arttı hakikaten döviz. Ama daha evvel hep perakendecinin veya kiralayanın lehine gelişti. TL kiralamaktansa. Biliyorsunuz bizim Zafer Kurşun'un başkanlığında TANF diye bir federasyonumuz var. Burada hem perakendeciler var ya, 5 dernek oluşturuyor. 4 tanesi perakendeciler, bir tanesi de biziz, alışveriş merkezi yatırımcıları. Burada 5 dernek oturdu. Bu alışveriş merkezi yönetmeliğiyle ilgili, AVM yönetmeliğiyle ilgili fikirlerini koydu ki orada ortak giderlerle ilgili maddeler çok çok önemli. Burada ciddi şeffafiyet kazandırıldı. Yani herkes gidip alışveriş merkezlerinin giderlerini nereye harcadığını, ne şekilde dağıttığını inceleyebilecek, görebilecek. Nelerin dahil olabileceğini, nelerin dahil olmaması gerektiğini ortak giderlere. Giderin nasıl harcandığı konusunda şeffaflık var. Toplanış şeklinde de şeffaflık var. Orada çünkü en büyük problem var. Hepsi, yani hepsi çok açık. Ondan alıyorsun ama benden almıyorsun. Yok, pardon, hayır. Benden alıyorsun, evet. Ondan almıyorsun. Yani burada çok net bir şekilde, çok şeffaf bir düzeye geldi. Hatta bir mali müşavire denetleme yapabilme yetkisi de verildi ilgili alışveriş merkezleriyle. Bence o sorun zamanla, tabii ki belki bir iki ufak aksayan yönü olacaktır ama zamanla tamamen ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ortak giderler, biz AYD'de de hep söylüyoruz, alışveriş merkezi yatırımcısı için bir kar merkezi olmamalı. Bunu da direkt ne masraf yapılıyorsa o masraf kiracıya yansıtılmalı, adil bir şekilde dağıtılmalı. Adaletten uzaklaşıldığı takdirde de yatırımcı tarafından ödenmeli. Çok net. Evet, bu son dediğiniz çok hoşa giden bir şey perakendeciler açısından. Şimdi bir de fonksiyonunu yitiren AVM'ler var. Ne olsun? Vallahi tabii o konumuna bağlı, yani lokasyonuna bağlı, mimari şekline bağlı. Kimisi ofise geri döndürüyor, kimisi hastane yapıyor. Evet. Ama bu kadar çok fazla da çıkmıyor. Tabii çok büyük olan bir tane AVM var İstanbul'da. Onu ne yapacaklar, onu ben de merakla bekliyorum. Ne şekilde orada dünya kadar para yatıyor. O tamamen yatırımcısının kararına kalmış bir şey. Sizin mutlaka ki AYD'nin varlık nedeni aslında bir araya gelinip orada fikir teatisinde bulunduktan sonra bazı önerilerde de bulunmak oluyor. Mesela yabancı yatırımcıya ne öneriyorsunuz? Nasıl adımlar atsın? Yani şu anda yabancı yatırımcıya iyi gözlemlemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi, Türkiye riskini. Bölgesel açıdan Bölgesel açıdan, evet. Ama şu bir gerçek, yerli yatırımcı olarak da veya işte bir Türk vatandaşı olarak da Türkiye'nin geçtiği her krizden sonra insanların daha çok zenginleştiklerini, daha fazla ekonominin geliştiğini de göz ardı etmemeleri krizi gerekiyor. Krizi fırsata çevirebilen, evet, herhalde yani ülkelerden biriyiz. Yani biz her zaman Türkiye'de krizler bir fırsattır. Bunu bütün Türkler bilirler. Yabancıların da bunu iyi takip etmesi lazım, iyi izlemesi lazım. Bence onların da bunu değerlendirmesi lazım. Türkiye AVM'ler açısından kimi örnek alsın? Daha çok yeni Amerikan seçimleri yaşandı, işte Trump başkan oldu. Bu bütün hafta boyunca etkisi devam edeceğiz. Biz Amerika'ya mı benzeriz AVM'lerde? Yok, biz kendimize özgüyüz. Yani biz biraz daha... Biz bir modeliz galiba. Ya, biz şimdi tabii bizdeki alışveriş merkezleri daha yeni gelişiyor ve yapılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da, Amerika'da tabii ki istisnalar vardır. En gelişmişi, en yenileri Türkiye'de yapılıyor şu anda. Fenerbahçe'den bir sorum var tabii ki. Evet. Sonra birlikte güzel bir şekilde kapatırız ama bunu sormazsam hep içimde kalır. Şimdi Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkan, adaylığını koyabilen, kimse yokken buna cesaret edebilen bir insansınız. Siz bir Fenerbahçelisiniz. Oğullarınızın isimlerini herkes bilir. İşte David. Ne kadar fanatik olduğumuzu herkes bilir yani. Evet. Dolayısıyla şimdi Ali Koç adaylığını açıkladı. Evet.
herkes şunu diyor işte erken mi açıkladı, nasıl bir zamanlamaydı, bundan sonra çok yapacağı ve hazırlık zamanı mı koymak istedi önüne, ama bir şekilde herhalde çok hazırlıklı bir şekilde geliyor. Ne diyorsunuz daha önce başkanlığa adaylığınızı koymuş biri olarak? Evet, inşallah hazırlıklı geliyordur. Yani temennim o. Öyle bir ciddi arzusunun... bir zaman var çünkü o açıdan. Bence çok ciddi bir zaman yok. Adaylığını açıkladıktan hemen sonra Fenerbahçe iyi sonuçlar almaya başladı. Erken seçim olabilir Fenerbahçe'de. Aziz Bey aday olacakmış gibi gözüküyor. Tabii bütün Fenerbahçelilerin, bütün demeyeyim ama büyük bir çoğunluğunun gönlünde Ali Koç, Ali Koç'un başkan olma arzusu var. Fakat Fenerbahçe Kongresi çok farklı. Ali Koç'un çok iyi hazırlanması lazım. Kongre bir için kongre üyeleriyle yakın iletişime geçmesini çok acil tavsiye ederim. Çünkü Aziz Yıldırım'ın ben başkanlığı bırakmak istemediğini düşünüyorum. Hiçbir zaman bırakmak istemeyecektir. Değişik bir yarış olacak. Ben Fenerbahçe'de her yerde çok alternatif olmasını, çok aday olmasını her zaman çok destekliyorum ve istiyorum. İnşallah da Ali Koç'un adaylığı da hayırlı olur Fenerbahçe için. Sizin bir adaylık durumunuz var mıdır? Şu anda bence Ali Koç'un üstüne kimsenin aday olmaması lazım diye düşünüyorum. Peki, desteğiniz var. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Alışveriş ederim. Merkezleri olarak büyüyen trendinizin devam etmesini istiyoruz. Tabii ki sağlıklı yapılaşma ve içeride iyi yönetimlerle. Derneğin de devamlılığını diliyoruz sağlıklı bir şekilde. Çok çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu hafta ilk defa bir sektörü, alışveriş merkezleri sektörünü birlikte inceledik. Sayın Hulusi Belgül'e, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin başkanıydı. Çok sık yapacağımız bir şey değil belki. Yine sektördeki bir lider marka ve onun lideriyle konuşmaya devam edeceğiz. Bazen sektörlere dönebiliriz. Cuma günleri görüşmek üzere.